Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Kasa'nın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer neden söyleyemedim en ufak bir fikrim bile yok. Ancak bu sefer konuklarımız var ve inşaat özel bölümü yapıyoruz. Konuklarımız sırasıyla adlarını söylesin. Söyleyeyim. Ümit. Namdeğer Jumanji. Beni kimse bilmiyor. Ben söylemesem de olur. Ben bilinmeyen adamım. Ben şeyim. Ben gizemli. Ya he he. Bu adam gizemli dediyse ben ne olayım? Gizemli babam. Bumcraft. Gizemcraft. Adını Gizemcraft koysan tamam mı? Gizem diye bir şey çıkar böyle. Kezban çıkar. Benim adamı kullandınız, bana mı yazıyorsun? Of. Sırf o yüzden bu ismi kullanamayız yani. İnadına kullanırım. Başına ya, bela alır. Hatta Kasa Efsun'un adını Kasa Gizem mi koysam? Olur. Ya Köfte, biri gelir öyle yazarsa var ya. Hani bak 16 olduğu için bunu söyleyebilirim. 13 deseydin söyleyemedim. Yok bebeğim, sana değil validene yazıyorum diyebilirdim. Bak valide dedim, evet. Küfür dedim. Valide. Gördün mü? Ana falan değil. Aynen. Direkt bir de kibar kibar. Gördüm. İnanamıyoruz. Evlatlığa inanamıyoruz. İnanamazsın. Çünkü senin gönül gözün. Neyse. Peki şu an ben ne yapıyorum Salih? Onu sorayım sana. Şu anda losyonu kelin üzerine döktün. Okşuyorsun kelini. Onu sen gelince yapacağız. O böyle şey. Köfte. Köfte, ben sana ne alacağım? Senin şu Johnson'ın bebe losyonları var ya. Ondan. Parlak parlak diyorsun. Hem parlak hem de yumuşacık. Bey be. Bebe losyonu deyince ben bir tarih oldum. Of. Ha Köfte, artık şey diyoruz. Selamlar millet. Ben Köfte ve Tarık Kraft'a hoş geldiniz. O senin işin. İnsanları tahrik eden sensin. Benim neremde tahrik. Nerende yok. Neyse, bu kadar homoerotik esprileri keselim. Artık heteroerotiğe başlayabiliriz. İzleyicilerin yarısı abi, kaçtı zaten. Nasıl heteroerotik espri yapacaksın? Ben bunun cevabını ver. Heh, neyin cevabını söyleyeyim? Var mı burada hanım abla? Nasıl hetero öyle bir kesip bilebiliyoruz? Ha. Ha, doğru. Hani hanım ablayı getirin, biz hetero erotik espri de yaparız. Hani güzel soru sordu. Bir de erkek Fatma Kezban getiriyor. Yok. Hanım abla diye ışığı getiriyorlarmış. Işık abla da hanım değil. Hanımlarla tamam işte. Abladığına lafım yok. Abla gayet güzel ama hanım değil. Benden daha erkek olduğu ya. Anları biliyorum. Ya ilk konuştuğumuzda ben şöyle düşünmüştüm. Küçük yaşta bir erkek mi yoksa şey çok yüksek yaşta bir kadın mı? Hayır demedim yani. Sonra meğersem ikisi de değilmiş. Orta yaşlı. İkisinin arası. Ya bana noob diye karakter sildirten hatun o. Of. Hangi oyundaydı? Wildstar. Şu senin bayılarak oynadığın ben... şimdiyse adını bile anmadığın oyun. Evet. Erdem'in geri gelmesini bekliyoruz oyun dünyasına ki ben tekrar döneyim. Healer'ınız olsun. Healer'ımız olsun. Bir daha saniye. Az ölelim. Bir şey. Aynı anda Salih canlı yayında olduğu için canlı yayındaki yorumlara biraz bakıyorum da. Ha bu arada bu kasanın kaçıncı bölümü oluyor? Gençler bana söyler misiniz? Ben en son kaçıncı bölümü çektim? Ben bilmiyorum. İzleyicilere de. Onlar da bilmiyor. Onlar bakabiliyor. Olay orada. Onların gönül gözü. Aynen öyle. Vay.
Göz görmeyince gönül katlanır. Vay. Çok alakalı oldu ama. Ne yap? Olsun köfte, ben bu romantiksinden sonra. Bölüm dedim ben sana. En son 65'i çekmişsin. En son kaçı çekmişim? 65'i yayınlamışsın. Ha. Güzel. Ben dedim 66 olunca aklımda kalıyor böyle. Şimdi bölümü Bülent Ersoy izlerse ne olur söyleyeyim, yanını görür Allah. Görür inşallah. Yanını ne yap görür Allah. Çaresi yok. Çaresi yok. Birlikte şarkıya girdik biz. Evet. Apple Tenerci 8 kafayı yeme yolunda ilerliyor. Ben de kafayı yemiş olmalıyım ki starter için full-fledged ev yaptım ahşaptan. Uğur Bey be. Hı, tamam. Böyle pencereleri tavada falan olan bir ev. Pencerenin perdesini havalandıran rüzgar. Hafif bir şey var, böyle bir mimari özentisi var ama olmamış mimari özentisi var. Şimdi sarı. Şey bu arada izleyiciler hala tarafı. Benim ne inşa ettiğimi anladı mı anlamadı mı bilmiyorum. Anlamadılar. Kafalarına boradın mı? Bilmem, olabilir. İnşa ettiğim şey... Şey... Fırlatma rampası. Roket için. Ruhumu incittin, söyleyeyim. Geri döndüm, kazara F11'e basınca kayıt da bir gitti. dur neydi? Block of Concrete alacaktım da Concrete'im yokmuş. Rebar'ım da yok. Yani şu kadarcık bir Rebar işimi görür. Hemen Rolling Machine'e gelelim. Ve Rolling Stones yapalım. Salih. They see me rolling, evet. they hating. Ne? Ben hating'e gülüyorum köfte. Hani çok kötü ezdi beni oyunlarda. Normal hiçbir taktik bilmiyorum ya. Daha noob'um ben. Noob gördü çıktı. Ben de çok oynamadım ki oyunu. Hiç bilmiyorum şeylerini. Ben de çok iyi bilmiyorum, merak etme. Köfte pek çok tavırı ben ilk kez sen kullanınca görüyorum. Ana tavırı. O deneyim. Tavırı var. Köftenin kedi de var, tavuğu da var. O zaman tavır köftenin kedidir. Oh yeah. Tamam. Concrete'lerimiz hazır. Big Boss Cursor Salih. Buradayım. Concrete'leri ne için kullanıyorum ben? Ne? Concrete'leri ne için kullanıyorum diyorum. Sesiniz kesik kesik geliyor internetten herhalde. Seninkindendir. Yok yok, de bence seninki çok kötü. Sana da mı öyle geliyor? Yok. Sen interneti kötü diyemedim. Bu bilgisayara yakışmıyor internet. Benimkine yakışıyor sanki. Köfte, senin bilgisayar yok. Sende uzay meki var. Webcam olarak da lazer silah kullanıyor. Şu an kendi yayınladığım videolara gidip altındaki linkleri indiriyorum. Bir ara onu ben de yapıyordum. Onu ben de yapıyorum. Ben onu asıl şey... Neydi? Ah! JVM argümanları için yapıyorum. En çok. İki benim dosya var da bilgisayar sürekli taşıdım. Ha bak, şey de yapıyorum. Bugün izleyiciler de gördü. Server populer edeceğim tekrar. BAT dosyasını internetten aramaya üşeniyorum. Kendi eski dosyalarımı tekrar kullanıyorum. Oh. Uhuhu. Greg, seni seviyorum.
İyi ki Jackhammer'ı eklemişsin. Tam burada seksizm var. Niye Jackhammer'da Juliet Hammer değil? Çünkü o Jackhammer. Olmaz. Seksizm. Görkem. Oyunlar... Ya son dönem bu işte oyunlarda seksizm davası çok şeyde, cinsiyetçilik, revaçta. Şey, adı lazım olmayan bir ablamız sağ olsun. Onlar çiftim. Anita ya, Sarkezyan. Bir de Queen geldi onun yanına, orospu. Ha evet. O, hani yaptığı işi söylüyorum direkt olarak. Ya, yok söylemiyorum, orospulara hakaret olur. Orospular yani bu işi çok profesyonel yapıyor. Bir onlarınki meslek. Yani ortada bir şey var. Alınan meta var, verilen meta var. Gerçi burada da alınan ve verilen meta var. Orada şey değil, resmi değil alıp verilen. Ve şey de değil. Gerçek bir ticaret değil, direkt lobby yapıyor altın ama lobby ben sana vereyim, sen de bana iyi review ver. Hani? Ben orospuluk illa peşin para karşılığını yapılmalı. Yani orospuluk meslek olarak peşin para karşılığını yapılır. Yani taksitle de yapılır da. Taksitle nasıl yapılır ya? Gidersin gerekli iş yerine. Ben sizden hizmet satın almak istiyorum. Param yok dersin. Kart çekelim der. 8 taksitle bölersin. Ekstreni olarak gösterecekler. Hizmet. Hizmet. Hizmet sektöründeyiz. Hizmet. Yani koskoca sektör. Hatta bir harf değiştireyim. Doğru. Ben hala ekstredeyim. Ekstre geliyor benim. Onu vergiden düşmeye çalışırsan kötü olur aslında. Ne? Vergiden düşmeye çalışırsan. O baya fantastik olur. Fiziksel ihtiyaç. Genel ev. Neyse yayını tekrar artı 10'a... Aslında artı 16 hala evet. Şimdi benim neye ihtiyaç... Dur. Buldum. Senin bana ihtiyacın var. Ya. Sen olmasan da yaşarım ben. Gördünüz mü? Beni nasıl kenara acımasızca. İşte köfte böyle kötü bir insan. Yoğurduğumu iddia eden mi var? Köfte duygularımla oynamayacaktım. Benim naif çocuksu duygularım var. Ya he he. Hiç inandırıcı olmadı köfte. Birileri ben İsa'yım desen daha inandırıcı olur. Zaten İsa. Gerçek İsa. Gerçek İsa'yım. Evet, teknik olarak düşündüğüm takdirde evet. Şimdi o dönemlerde tamam internet çok kötüydü. 3 gün bekledim response'ı, 3 gün. Ve tam böyle geldi response, rage quit attı. Ben yükseliyorum abi diyor. Babama söyleyeceğim sizi dedim. Babası tınlamadı. Tınlamadı. Ama o değil de şey, klasik huyu diyoruz. Bir bölümde bunlar lege ekmek ediyorlar. Hem de bayağı olursa. Ve sesin az geliyor, anlaşılmıyor. Emi Network. Fork you. Mikrofonun. Abi klasik huyu izledim. Bayağı bir. Ve ilk bölümlerde TARDIS lege vuruyor. İndiriyor bu adamları. Şeyle doktoru falan. Ama 12 saat sonra gelecek. Söyle abi. Logout yapsana. Bir şey de. Ha. Yapalım. Millet bir saniye. Ümit bir şeyler deneyecek. Bu ara... Ses size... kaynağı çıkmasın. Yes. Söylemeyeceksin. Sen yazacaksın. Aynen. Tamam bekliyorum. Bekleme ekranını alayım.
senin de leş gibi. Bekleme ekranımız bizim böyle. Ha şey görmesin. Ha bizim, benim chunk loader'da problem var. Benim chunk loader nerede? Nerede Köfte? Chunk loader'ın yerini söyle bana. Ötesini büyük dörtle yazmışsın. Kefsu kaçmış onu. Hemail mi? Çok tuhaf bir ses geliyor senden. Benden gelemez tuhaf bir ses. Ama geliyor. Seyitten olmasın ses? Olabilir. O da olmasın. Nasıl bir ses? Dıt dıt diye bir ses. Senin de Minecraft'ın çalışıyor. Ayıpsın. Mojang'ın olduğu için sana diyeyim ki. Mojang üzerinden bile almışım herhalde. Bir nickname'im yok ama bir e-mail adresi üzerinden kullanıyorum. Yo var nickname. Ha o da mı? İyi var. Lan. Emid'in Minecraft'ı varmış köfte. Al yükle o zaman. Ben şu an chunk loader arıyorum kendime. Niye? Bilmiyorum. Chunk loader'ım bozuk. Chunk loader'ını çalmışlar. Aynen öyle. Hadi ansız hadi. Sen de bir uçma, uçma. Fireball. Soğuksun işte yavaş. Oha, Dimensional Anchor'ım buradaymış benim. Al, göz önünde dur sen. Dimensional Anchor'ım devde yürüyesine sarıldı. Benim sağlık. Araba. Kırı toplam. Tanrı bu güzel. Şimdi ne yapacaktım ben? Ha. Cause I'm TNT. Ne? Köfte TNT dinamitin içerisinde köfte lokumu karıştırıyorlar. Oh yeah. Köfte yapıyorlar. Böyle hamura karıştırıyorlar. Sana elektrik verirsen patlıyor köfte. TNT dynamite. Cause I'm TNT. Tamam biliyorsun. Oy. Neyse. Şey ben copyright yemeden sussam iyi olabilir. Minecraft'ı ben de yüklerim. Yalnız sen de Gojen oynadın. Gojen. Contagion. Contagion da oynayabilir. Contagion da başlayalım. Ya, ya, ya kafam sus. Adam tecavüz uğrar gibi. Ya 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 ya. Köfte ses acayip mi geliyor? Yo. Soluk soluk. Niye sordun? Bir an böyle acayip velelele yaptın yine. Ha. Ben yaparım arada öyle. Dedim yanlışla bu neydi unuttun ya. Hı? Robin. Robin demiyorum. Şey ayak işlerini yapan yaşlı amca. Alfred. Tamamdır. İşim görecek kadarını açtık. Abi bu arada bu bilgisayarı authorize etmemiz lazım. Senin Steam için. Kardeşlik. Kuzenlik olası. Yetkisiz. Senin girmen yetiyor mu? Benim de girmem lazım burada. Senin girmen gerekiyor. Senin girmen lazım. Benim senin Cypress Steam'e girmem lazım.
Yok ya, kendi Steam'ine girmem lazım. Ben şimdi şey yapayım bir. Access isteyeyim senden. Abi bu oyunu oynayabilir miyim? Diyeyim. Sen de oradan headersin. Tamam. Steam'de bekliyorum. O zaman şurayı hallettiğimize göre. Evet ve geri geldim. Ve yapmam gereken şeyi yaptım. Yapmam gereken şey de burayı genişletmek. Burayı neden genişletiyorsun diye soracak olursanız, canım istiyor. Yeter, daha geçerli bir açıklama var mı? Var. Şunları da toparlayalım hemen. Evet, siz de gelin. Bu arada yalan söylemişsin abi. 551 oyunun var mı? Kaç? 551. Artı da yazalım. Fena değil. 551 artı aslında yazalım. Altta oyun yapma programı falan var onlar arasında. Playful'lar vesaire bir ara kullanmıştım. Şimdi benim biraz glass almam lazım. Glass. Neyse, glassları alıp geliyorum hemen. Oyunu açıp. Ve kayda geri döndük. Ve Big Boss görsen. Kasanın peşini çekebilirim. Ve sizinle birlikte konuşabilirim aynı anda. Oh. Şimdi ben de bir yandan şunu yapıyorum. Ah. Evet. Sen gel. Gel. Sen gel. Sizler de gelin. Daha dur. Sen ve siz ikiniz cam olun. Cam olun Leyna. Gelsiz cam olmasınlar ama. Cam kral. Oh yeah. Olabilir Erdem. Erdem mi burada? Sen de sıkılıyorsun. Yok, Ertan kanalı. Ha. Böyle çok alakasız şey söylüyor. Cidden alakasız şeyler söylüyor. Normalde söylese oturup kızacağım da kimse yok. Tek başına izliyor. Sıkılıyor burada. Ben olsam ben de sıkılırım. Böyle bir şey yani. Söylerdim. Alakasız. Takılı alakasız konu. Koparmış zaten burayı. Peki ben şu an ne yapıyorum? Tamam. Senden bir saniye isteyeceğim. Ertan, yayından sonra kanalda kal. Şeyin Çelebi'nin server ve şey dosyası, en azından kendi dosyasını herkesin önce sana vereyim. Bu kadar bekledin yayında. Sana bir güzellik yapayım. Ama bu gece sende kalmayayım. Güzel bir hatun olsan kalırdım ama. Ya da kel olsan. Ya da olsan da kalmıyor. Ya buna mı duracak? Salih? Evet. Bana öyle demiyordun. Demiyordun geçen. Şimdi köfte. Sen ayrısın. Başka keller ayrı. Bilemeyeceğim. Sende Emre Altuğ Power var. Sıcak. Çok sıcak. Daha da sıcak olacak. Füzyon yapıp güneşi eriteceğiz diye. Sonra füzyon reaktörü kuracağız. Aynen. Köfte böyle bir adam. Sen korkacaksın köftenin. Bir kelden bir köfteden korkacaksın. İkisi de aynı olunca. Biber korkacaksın. O zaman Ertan sen çok fazla durma kayıttan sonra. Zaten ben kapatırım. Sen de yat, bir işine yaramayacak madem. Neden yaramıyormuş? Ekran kartını yakmış, oynayamıyor.
Ha, geçmiş olsun. Ben bir ara Ankara'ya uçup bir tanesi kalmıştı. Köfte şey de yoktu evde. Hayata dair hiçbir şey yoktu. Oy. Kitaplar vardı. Hayata dair hiçbir şey yoktu. Severim, bol bol da okurum da 3 gün aralıksız okuyamam. Hani? Ben onu da yapamam. Ben onu hiç yapamıyorum maalesef. Sen kod okuyorsun, kod satın okuyorsun. Bu arada maalesef benim kitap okumam bayağı uzun sürüyor. Ben çok iyi anlıyorum. Yani ne kadar iyi anladığımı anlayamazsın. Çünkü şeyleri çok iyi biliyorum. Bazı insanlar var, Davis'lar. Ya alıyor eline kitabı, cart sabah bitirmiş koyuyor yani telefon. Ben onu yapamıyorum, onu yapmak istiyordum. Yapmak istiyorum hep ama yapamıyorum bir türlü. Ben de bilmiyorum. Yani ben de çok istiyorum, ben de yapamıyorum. O yüzden köfte seni çok güzel anlıyor. Yani, sen yani. Çirkin de anlayabilirim. Yani. Güzel anlamı tercih et. Şahsen evet. Peki burası neresi? Burası neydi daha doğrusu? Nereden bileyim köfte? Nasıl soru? Tahmin edeceksin. Fabrika. Kesin fabrika. Hayır. Batcave. Kesin fabrikadır. Ne olacak? Batcave daha yakın. Hay ağzına sıçayım Creeper. Creeper'a niye öyle davrandıklarını biliyor musun peki? Çünkü o Creeper. Yok. Niye? Hemen link yollayacağım sana. Yayından sonra izlersin. Bu arada Game Theory'nin bir videosuna denk gelmiştim. Creeper'lar aslında bitki diye. Hı, onu ben de bir yerde gördüm. Creeper'ı bana sen ne olduğunu şimdi anlayacak. Hadi orası o Creeper'ların hayatını belgesi şeklini anlatan video. Ha evet. Creeper belgesi. Spor'dan düşüyor Creeper'dan. Ha evet onu biliyorum. Benim de bahsettiğim o zaten. Evet. Burası bittiğine göre, daha doğrusu tam bitmediğine göre ben hemen gündüz yapıp geliyorum. Evet geri geldik ve şu elektrik kompresörü yerine geri koydum. Ve beraberinde... Voila! Rocket Launchpad. Ardından NASA Workbench'i de buraya değil, o iş kaç. Şuraya koymak istiyorum. Tabii bu yol biraz sürecek. Metro hattını bir bitireyim bölüm arası. Çünkü aslında bitti de ucundaki bir zımbırtıyı halletmem lazım. Onu halledeyim. Metro hattı tam işlevsel olacak. Sayede de wahoo. Oh baby. Köfte direkt karşı yakaya, karşı yaka diyorum. Anadolu'ya geçebilecek. Aynen öyle. Yalnız İstanbul'da oturmanın çok fantastik bir güzelliği o. İki kıta arası çok rahat seyahat edebiliyorsun. Çok bir şey fark etmiyor. Hayır, ilginç bir gerçek. İlginç bir gerçek. Şey aklıma geldi. Hani Fatih'e de gitsen, Üsküdar'a da gitsen aynı yer. Evet. Hayır, iki kıta arası yer değiştirebildiğin gerçeği çok fantastik. Ha, o kısım fantastik. Yabancı birine söylediğinde bayağı güzel hava atma malzemesi oluyor. Bir süre İstanbul'da yaşamış birine söyleyince olmuyor. Ya o doğal bir şey ya, tepkisi alıyorsun.
Çünkü doğal bir şey. Her sabah kalkıyordum, benim altını okula bırakıyordum. Karşı yakaya geçiyorduk. Beşiktaş Anadolu'sunda okuduk. Biz Şengelköy'de oturuyorduk. Yavaş. Ertan, iyi geceler, iyi uykular, endişelenme. Çok fazla bir şey yapmayacağız. Bildiğin burada. Geek. Ben de bölümü bitirmeye hazırlanıyorum. Bölüm bittikten sonra da zaten ben offline'da evi bitireceğim. Tekleri yapacağım. Ümit'le kontajımı oynarım. Aynen. Köfteyle seksek oynarım. Sen de kendimle oynarım. Sen de kendisiyle oynar. Yeni canavar makinesiyle birlikte. Hayır, bol. Sarı şey yapabilirim. Hani hazır yüklü çalıştırabileceğin oyun varsa benim listede. Makineyi offline modu alırım. Sen indirirsin. Çalıştırırsın. Abi zaten indirebiliyorum. Sen işte seni indirmek için ben indirebiliyorum, sadece oyunu açamıyorum. Ha lanet! Yani. Hay bin lanet! Yok bak, istediğim gibi indirebilirim oyunları da. Sadece açma anında bir dakika falan lazım bana. Sonra bunu offline alırım. Desktop'ta konuşmaya devam ederim. Sistemi kurdum. Mesela şu anda laptopta Sleeping Dog çüklü. Onu alacağım. Hı-hı. Backup'la. Atacağım Firewall'a. Firewall'dan offline kullanacağım. Bilgisayarın adı Firewall mu? Evet, Firewall. İyiymiş. Kendisi 70 derecede çalıştığı için. Yazık olmuş o. Yine aynı şey yap istemiyorum. Köfteye geçen yaptığım bir, o yüzden susuyorum. Ne yapmıştın? Şimdi o bilgisayarı başkası kullanıyor. Bana da yaptı zaten yapacağım. Aynı. Aha. Ama tam eski sevgili gibi değil mi ya? Abi ben bu eski yoluna kadar olur zaten. O da doğru. Yaşlanır yine. Ki sen hala laptopunu kullanıyorsun. Ya bir de yabancıya gitmez. Tabii canım, laptopunu da kullanıyorum. Bu arada laptopu sordum da isteyen olmadı. Benim laptoplardan bir tanesi duruyor zaten hala. Diğeri durmuyor. Ya şu anda X anonim bir kişinin kucağında belki de. Ve içerisine Windows Server yüklemiştim. Windows kurulu olduğunu biliyorum ama server değil. O bile yetmez bir köfte. Windows XP kurmuştur abi. Windows XP kurmuştur. 32 bit böyle. Of. XP geçtim. Vista bile kurmuş olabilir. Vista. Vista mı 32 bit? Ne? 32 bit Vista. Ondan sonra da solitar oynuyordur böyle. Ne? Solitar yeter! Duymak istemiyorum! Çok şirki ya. O yüzden ben hiçbir bilgisayar öyle bir makine alıp solitar oynamak. Oynanır da o öyle bilgisayar Vista yüklemek günahtır. Hani ayıptır, günahtır diye Türkiye'de okuduğum kelime diyen amca büyük ihtimalle bunu duysa, ya bir Vista'nın olduğu dönemde bu şarkıyı yazmış olsa, Vista kurdum bilgisayara diyecek. Evet ve artık NASA alanımız hazır. Şuraya güvenli bir kapı yerleştireceğim ve her şey bitecek. Oh yeah. Ya dikkat edin köftenin güvenli kapı tabirine. Her zaman düşündüğünüz anlama gelmeyebiliyor. Yok, gayet de düşündüğünüz anlama geliyor. En son güvenli kapı dediğinde Vault Gate inşa etmiştim. O güvenli kapı değildi, o TARDIS kapısıydı. O zaman o da güvenliydi. Evet, o da güvenliydi. Çok güvenli. O abartılmış güvenliydi. Ben güvenli olacağını söyledim, ne kadar olacağını söylemedim. Köprünün masumane savunması. Of.
Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köften iyi günler, iyi eğlenceler.